21. söz. İki makamdır. Birinci makam. Bismillahirrahmanirrahim. İnne salate kânet alel müminine kitaben mevkute. Sadaka men natak. Bir zaman sinnen, cismen, rütbeten büyük bir adam bana dedi. Namaz iyidir fakat her gün her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor. O zatın o sözünden hayli zaman geçtikten sonra nefsimi dinledim. İşittim ki aynı sözleri söylüyor. Ve ona baktım, gördüm ki tembellik kulağıyla şeytandan aynı dersi alıyor. O vakit anladım, o zat o sözü bütün nüfus-ı emmarenin namına söylemiş gibidir. Veya söylettirilmiştir. O zaman ben dahi dedim, madem nefsim emmaredir, nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Öyleyse nefsimden başlarım. Dedim, ey nefs! Cehli mürekkep içinde, tembellik döşeğinde, gaflet uykusunda söylediğin şu söze mukabil 5 ikazı benden işit. Birinci ikaz. Ey bedbaht nefsim! Acaba ömrün ebedi midir? Hiç kat'i senedin var mı ki gelecek seneye, belki yarına kadar kalacaksın? Sana usanç veren tevehhüm ebediyettir. Keyf için ebedi dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Eğer anlasaydın ki ömrün azdır, hem faydasız gidiyor. Elbette onun 24'ten birisini hakiki bir hayat-ı ebediyenin saadetine medar olacak bir güzel ve hoş ve rahat ve rahmet bir hizmete sarf etmek, usanmak şöyle dursun, belki ciddi bir iştiyak ve hoş bir zevki tahrike sebep olur. İkinci ikaz. Ey şikemperver nefsim! Acaba her gün her gün ekmek yersin, su içersin, havayı teneffüs edersin. Sana onlar usanç veriyor mu? Madem vermiyor, çünkü ihtiyaç tekerrür ettiğinden usanç değil, belki terezzüz ediyorsun. Öyleyse hane-i cismimde senin arkadaşların olan kalbimin gıdası, ruhumun âb-ı hayatı ve latife-i Rabbaniyemin hevâ-i nesimini cezb ve celb eden namaz dahi seni usandırmamak gerektir. Evet, nihayetsiz teessürat ve elemlere maruz ve müptela ve nihayetsiz terezzüzat ve emellere meftun ve pür sevda bir kalbin kuvvet ve kuvveti, her şeye kadir bir Rahim-i Kerim'in kapısını niyaz ile çalmakla elde edilebilir. Evet, şu fani dünyada kemal-i süratle vaveyla-i firakı koparan, giden, ekser mevcudatla alakadar bir ruhun âb-ı hayatı ise, her şeye bedel bir mabud-u bakinin, bir mahbub-u sermediğinin, çeşme-i rahmetine namaz ile teveccüh etmekle içilebilir. Evet, fıtraten ebediyeti isteyen ve ebed için halk olunan ve ezeli ve ebedi bir zatın aynesi olan ve nihayetsiz derecede nazik ve letafetli bulunan zişuur bir sırrı insani, zinur bir latife-i Rabbaniye, şu kasavetli, ezici ve sıkıntılı, geçici ve zulümatlı ve boğucu olan ahval-i dünyeviye içinde elbette teneffüse pek çok muhtaçtır ve ancak namazın penceresiyle nefes alabilir.